Kupa, bir lastik kupa. Ama vakumlu. Tabii çektiriyorsun tabancayla. Ha şeyi söyleyecektim ya, şurada bir kaşıntı gibi bir şey oluyor. Yani kıl dönmesi de olabilir bilemiyorum da. Buraya vurdurmakta bir sakınca yok değil Yok mi şu? hocam, birçok hastalık noktası vardır şurada. İşte ben onu bir dahaki geldiğimde mi yaptırayım, onu öyle yaptırayım bari olmazsa. Şurada tam böyle sanki bir şey çıkacak da çıkamıyor, toplanıyor gibi böyle zaman zaman hissediyorum yani. Bak abiminki böyle, aynı işte benimki böyle bak. Yani o şeye falan bakma, hiç korkacak bir şey yok yani, hiç hissetmiyorsun. Yok canım ya. Tabii iş işten geçtikten sonra öyle diyorsun. Ne yapayım abi? Gene kendi başıma başardım. Bak ben geldim. Ama sen şimdi en büyüğümüzsün burada. En Değil mi? tecrübeli Başı olması çekmem tabii lazım. olman lazım. Biz okulda deriz ya. Aslan Hoca Abi ağlıyormuş da biz yanına çok gittik deriz. çok yoruldu bugün ya. Yorulmuşsunuzdur tabii canım. O alan geniş. Çocuklar bir durmaz. Koşturdunuz demiştim. Bacaklarım ağrıyor, evet. Nasıl, iyi oldun mu abi? İyi oldu tabii. Çok beğendiler yani. Sevdiler. Anlatıcı yoktu herhalde. Kendileri gezdiler tüm çocuklar. Rehber yoktu. Sen fotoğraflarınızı gördüm canım. Şeye, Varşova Hakan Hocam 60 çekmiş. arkadaş. Soyduktan sonra zaten kesiyorum. Hiçbir şey kalmıyor. Bundan sonra birkaç gün su değmeyecek diye bir şey duyduk ama var Yok mı? hocam, öyle biz yaptığımız hazematta yarın sabah normal duşumuz var. Sabah alalım değil mi? Doğru. Sabah alırsanız daha iyi. İyi, saç kesmeden yapıyorsun o zaman. Yani bu büyük buluş oldu o zaman bizim açımızdan. Yani bunu 4 yıldır biz saç kesmiyoruz. Memuş kesim böyle kafadan yaptıramıyorum. Yani Evet. ne zaman olacak? 7-8 sene olacak. Çoğu kişi hala saç kesiliyor zannediyor yani. Evet. Hala böyle hazırlanan hazamatçılar hala saç Ya ben keserler. uçmadım bir şey. Bunu Çok güzel öğrenmek çıkardım. için ta Erzincan'dan Erzurum'dan Aynalı mı hazamatçılar gelir? geldiler. Çekimde miyiz? Efendim? Çekimde miyiz? Şeyi çekiyor, Özel Ben Hocam çekiyorum. çekiyor. Hocam sen burası ne? Tarih. Sosyal bilgiler. Tanışıyor muyuz? Yok hocam. Benim hep tarih zayıf olurdu da ondan şikayetim yani. Ben matematik üniversite bitince de 5 üzerinden 4'ten aşağı hiç düşmedim matematik fen dersleri. Tarihte daha da Bölüm neydi? ben makine. Makine. Bunlar var ya. Üniversitede tek dersten okul uzadı. Tarihten Hadi be. O kadar da gıcık bir ders değildir ama. okul. Ya uzatacak kadar değil canım şimdi. Bu işe nereden başladın ya? Gelince bakayım. Kafamı çekiyor ben. İçine mi çekiyor? Vakumluyor mu? Ayağınız gece acı olursa sorun hocam. Kafada et olmadığından dolayı biraz şey yapıyor. Anla. Nasıl vakumluyor? Allah Allah. Geliyor mu?
işe. Evet ya. Hocam benim okul bittikten sonra biz otoyu falan açtık. 18, 20, 21 yaşlarında işte motosiklet hastalığı vardı o zaman. Islak ıslak biniyorduk gençlikte olunca. 2 seneden sonra şuradan aşağısı tıkmamaya başladı. Doktora gidiyoruz, ilaç veriyor, hiç faydası olmuyor. Arkadaşım böyle bir diğer bir hacamat yapalım, bir yapalım. Yaptık, ertesi gün ayağımı yere basmaya başladım. Öyle oluyordu ki, şuradan çivi girip şuradan çıkıyor gibi bir ağrı oluyordu sabah Devam ettik, şifa bulduk. Yani biz hacamatta şifa bulduk. Ondan sonra şuram ağrıyor diyene vurduk, buram ağrıyor diyene vurduk. Ondan sonra bu böyle olmaması lazım. Yani bunu bir öğrenelim. Yani bir şeyini, bir okulu, kursu neyi varsa. Nerede duyduysak gittik yani. Nerede kurs, seminer. Ha, eğitimini aldın ya. Yani. Tabii tabii. 23 tane sertifikam var da çoğu bir işe yaramıyor işte. Niye bu kadar az oldu? Abi duyduğumuz yere gittik. Bir ara İran'a da gittik. Çekiyor mu? Çekiyor. Hissediyor musun? Sen az önce bir şey diyordun, ne diyordun? Hocam bu şu anda... Bence nasıl bir yeni bir şey söylüyorsun diye gidiyorsun. Acısı duruyordu sana. Valla ne bileyim şöyle sivilceli bir yüz gibi duruyorsun. Kesim oldu mu şu anda? Yok yok. Yo. Ne kadar kursa gitsen de tercih olmaz. Gerek diyorum ya. Ne diyorsun? Canım yanmadı diyorum. He daha başlamadı. Arkadaş 98'den beri. Ben... O açıkta tecrübe. Çizik mi atıyorsunuz şeylere? Anlıyorum. Evet. Attım abi. Siz 98'den beri öyle mi? Evet hocam biz Konya'da bu işi yaparken Konya'da hiç hacamatçı yoktu. Yani memleket nere? Ben Erzurum'da. 98'de de ben öğretmenliğe başladım işte. 16 yıl. 17. Eğitimini 76. Aşağı yukarı 4-5 yıldır eğitim veriyoruz. Burada Konya'da. Konya. Türkiye'nin her yerine gidiyoruz. Şimdi yarın 2-3 gün bizim manuel terapi kursu var burada. Ondan sonra hemen ben Kayseri'ye gideceğim. Arkadaş şey gidecek. Tamam. Ankara'ya gidecek. Tamam. Soluma gelmeyecek. Sen hemen ne dersen onu yaparız. Ne kadar gidiyor? Normalde bir gün yeterli geliyor ama biz yeterli görmezsek kursu verdiğimiz kişiyi çünkü sitelerimizde yayınlıyoruz. Hasta yönlendirmesi yapıyoruz. Diğer şehirdekilere. Yeterli görmezsek ikinci, üçüncü güne de devam ediyoruz. Yani öğretmeden bırakmıyoruz. Size istek geliyor. Tabii tabii. Şeyimiz var zaten bu hangi hastalığa nereden vurulur. Aşağıları şu cebime atıyor. Yüzün üzerinde hastalığın ayrı ayrı böyle anatomik resim üzerinde işaretledik. Onu da kursiyerlere veriyoruz. Hangi hastalığa nereden vuracağını ona bakarak şey yapıyoruz, uyguluyoruz. Kafaya az yemesi mesela. Evet. İyi hissetmiyor. Şş, ne oluyor? Acıyor mu? Kırıklanıyordur. Alo? Kulaklarınız ağrıya başladı. Hayırdır? Yani top yine yanında da çocukları batırılaydı. Onun gibi oldu. Ha. Şey gibi ya. Akupunktur gibi değil mi bu? Böyle sivri sivri şey yapıyorsun. Şöyle dinçleşmiş görünüyorsun ya. Yüzüne gözüne zaman gelmiş gibi. Değil mi? Yok. Hakikaten şeyi, zihni ciddi anlamda. Kafanı falan rahatlattığı söyleniyor. Yani sabaha karşı diyor daha fazla hissediyorsun. Gece dinledikten sonra.